Hayırlı akşamlar Flash TV izleyicileri. Yine bu hafta Fıkralarla Türkiye programında hep beraber olacağız. Bizler için çektiğimiz güzel fıkralar Silivri'de çekildi. Silivri, İstanbul'umuzun güzel bir ilçesi. Yani tatil düşünürseniz Silivri'yi es geçmeyin. Tatil ayağınızın altında. Silivri'ye mutlaka ve mutlaka uğrayın. Güzel fıkralar orada çekildi. İşte o fıkraların ilki ekranlara gelir. Sakın ola bir yere ayrılmayasız. Kardeşim, kasabamıza hoş geldin. Eyvallah, sağ ol abi. Bak, bizden misafir baş tacıdır. Ne vereyim sana, ne alırsın? Bir bardak su alayım. Hemen getireyim o. Buyur kardeşim. Sağ olasın abi. Lan sen delirdin. Vallahi misafir filan dinlemem. Alırım ayağını. Abi kusura bakma abi, ya çok özür dilerim. Ya bu bende bir hastalık abi, ya hastalık. Hastalık mı? Abi bildiğin gibi değil ya. Ne zaman bana birisi su götürse bir yedi bitirip onun sırasını adamın suratına fırlatırım abi, ya kusura bakma. Ya utansın ben, benim dibim çok utanıyorum abi ya. Demek bu sende bir hastalık, öyle mi? Abi bildiğin gibi değil ya. Milletin yüzüne çıkamayırım abi. Utancım da yerin dibine girmişim ya. Ula bana bak. Benim tanıdığım çok iyi bir psikiyatrist var ha. Seni ona gönderir. Senin bu sorununu çözer. Benim gönderdiğimi söyle. Hay Allah razı olsun abi. Elini ayağını öpeyim abi. Kurtar beni ya. Tamam ula, dur dur dur. Ah, bu bende karti de olacak diye. Hıh, alır. Ay sağ olasın abi ya. Sağ ol, çok dua edin abi. Allah razı olsun. Abi bu tansiyondan kurtar beni ya. Çok utanıyorum abi ya. Kusura bak. Yuh, estağfurullah ya Rabbi ya. Yine mi sen geldin? Cenebe. Ula bu sefer ne içtin sen? Cenebi sucutu be. Hemen getireyim, dur. Alo, afiyet olsun. Ulan sen manyak mısın? Ulan hiç utanmıyor musun? Yok, utanmıyorum. Ulan ben seni psikiyatriste gönderip tedavi ettirmedim mi? Ciddim. Utanmıyorsun öyle mi? Yahu kardeşim, gönderdiğin psikiyatrist beni öyle bir iyi tedavi ettiği için artık utanmıyorum. Ulan bana sorduklarında ben de pişman değilim diyeceğim. Ne için? Şimdi senin kemiklerini kıracağım ya. Beni alıp karakola götürecekler ya. Orada soracaklar. Pişman mısın? Diyeceğim ki yok valla değilim. Nasıl? Bizim Hesu 4 yıl sonunda hapisten çıkmış. Ama hapise niye girmişti? Fıkramızı izliyak yorak. Ula Hasan kurban! Çıkın! Hello! Ula demek sonunda hapisten çıktın ha? Ha çıktım. Ula kaç sene oldu? Tam tamına 4 sene oldu. İyi. Ya senin içeri girmen kırkızlık suçuydu değil mi? Ha, kırkızlıktan girdim. Ama yakalanma sebebim salaklık.
Vay, salaklık mı nasıl yani? Ya gene bir akşam iş başındaydım ve bir villayı soracaktım. Tam villaya gireceğim. Ula bir baktım villanın ben hemen kafayı çalıştırdım. Köpek bana alışana kadar 4 ay boyunca villaya gittim geldim. Gittim geldim ve en sonunda köpek bana alıştı. Ula kuru. Köpek sana alıştı, sen Kırkız'dan gittin, seni avlamadı değil mi? Ulan bu çok zekicedir bu, neresi salaklıktır ya? Ama ben eve girer girmez, Kırkızlık alarmı çaldı. Hayırdır, bu güzel havada, bu ne şiddet, bu ne celal. Kime sinirlendin Cemal? Ya hiç sorma Turan abi ya. Ha o uşak var ya benim uşak. Ona sinirlendim Turan abi. Hangisine? Bir tane uşak var zaten. Ne demek hangisi de Turan abi? Ya, öteki hanımından da bir oğlan var idi. Ya, he vardı ama o benimle beraber kalmayı. Küçükken gitti annesiyle beraber. Ya, neyse kafamı karıştırma. Zaten sinirliyim Turan abi ya. Peki ne yaptı ki oğlun ile sinirlendin? Ha sorun da orada Turan abi. Hiçbir şey yapmadı. Nasıl yani? Ya. Akşama bana karne sütü getirdi. Karne hep sıfır. Karne baştan aşağı zayıf Turan abi. Bunun için oğlana niye sinirlenirsen? Ya saçma saçma konuşma Turan abi ya. Kime sinirlenecektim? Ya karneye zayıfları o mu yazdı kardeş? Tabii ki öğretmen. Git ona sinirlen. Nasıl? Fıkramızı iyi izleyin. Bizim Bilo acaba kaynanasından mı korkuyor yoksa hanımından mı korkuyor? Hep beraber izleyelim. Dinleyin lan beni! Ha bu kahvenin sağ tarafında oturanlar karısından, sol tarafında oturanlar da kaynanasından korkuyordur. Ver mi lan bir itirazı olan? Hayırdır kardeş? Senin mi bir itirazın var? Yok aha, ben yanlış yere oturmuşam da kendi yerime geçirdim. Nasıl? Gel vatandaş balığa gel, gel. Balık taze balık bunlar. Koş vatandaş koş. Canlı balık taze balık gel 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 gel. Taze balık, canlı balık bunlar. Koş vatandaş, koş, 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 koş. Gel, taze balığa gel. Gel vatandaş, gel, koş. Ula dur. Ula bu lan ne? Görmüyor musun ula? Balık. Bak bu hamsi, bu uskumri, bu istavrit, bu alabalık, bu da pisi pisi balığı. İyi de kardeşim balık balık da bunlar resim balık. Benim bildiğim balık. Ha bu denizden çıkar ula. Ula Niyazi. Sen ne anlarsın sanattan be? Hep de oldu sanatçı. Ulan burası resim galerisi miydi kardeşim? Sen balık satmayın mısın ya? Ulan balık satayım. İyi de kardeşim ulan balık değil ki. Ulan Niyazi ben de biliyorum bunların balık olmadığını. Ulan biliyorsun da daha niye böyle ediyorsun? Rahmetli babam yüzünden. Ya dursun şimdi bunun rahmetli babanla ne alakası var? Ya Niyazi rahmetli babacığım benim hep balıkçı olmamı isterdi. Bense ressam olmak isterdim. İkimizin de kalbi kırılmasın diye böyle bir yöntemi buldum da. İyi o zaman. Siz bana bakayım oradan bir çula hamsi. Nasıl? Sulhettin'in hastalığına doktor Selo nasıl bir çare bulabilir? İzliyok görok. Gel. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Şikayetiniz nedir? Bekarlıktan şikayetçiyim doktor bey. Bekarlık mı? Evet. Bende bekarlık hastalığı var. Kardeşim bana ne senin bekarlığından? Bir hastalığın şikayetin varsa yardımcı olayım. Bekarlığına ben bir şey yapamam ki. Bende bekarlık hastalığı var. Ve bana senden başkası yardım edemez doktor bey. Olur olur. Peki ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Evet diyerek. Ulan ne evet diyerek?
Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı bana verir misiniz sorusuna evet diyerek. Hıy. Ula hayırdır Sülhettin? Senin ne işin var mezarlıkta? Ula Cemal, benim karımın bugün ölüm yıl dönümü. Onun için geldim buraya. Ya sen? Ah Sülhettin hiç sorma ya. Bugün de benim rahmetli karımla evlilik yıl dönümümüz. O yüzden geldim ben. İyi etmişsen. Ula o ki gelmişsen mezarlığa. A böyle herkese dua et ki bol bol sevap kazanasan. Sen dua ettin mi? Okudum. Okumaz olur muyum ya? Hatta şu karşı mezarda, mezar taşında yazır ki politikacı ve dürüst bir insan yatır burada. Allah Allah! Bu şaşılacak bir olay ha? Niye ki ulan? Ulan niye olacak ya? İki kişiyi bir mezara nasıl sığdırmışlar şaşırdım doğrusu. Ne? Bizim Heso zamlara üzüldükten sonra nasıl moral bulur? İzliyakıyorak. Ana! Ula ekmeğe zam gelmiş ya. Vay. Ula gene benzine zam gelmiş ya. Vay ben öleydim. Ula yağla şekere de zam gelmiş. Dağlara çıkam da kurt yesin beni. Gülü! Kız gülü! Ne oldu bey? Hemen bana yaşını söyle kız. Nereden çıktı şimdi bu? Ula sinirliyim, daha çok sinir etme beni, çabuk söyle. Ya Hasu sen niye her sene benim yaşımı soruyorsun? Ya Gülü canım benim. Şu ülkede her sene zam gelmeyen tek sabit rakam o da ondan. Hadi söyle çabuk. 21. Oh Allah'ıma şükürler olsun gene sabit. İçime soğuk sular serpildi. Tamam ula tamam. Hadi git kendi işine bak. Hadi. Ne dolaş kumada. Özgür, kalk bakayım Müşav. Buyurun hocam. Uşağım, diyelim ki ben sana 4 tane koyun verdim. Sonra 2 koyun daha verdim. Kaç tane koyun etti? 7 koyun hocam. Olur mu oğlum ya? Neyse, galiba biraz zor soru sordum sana. Daha kolay bir soru sorayım sana. Özgür, ben sana 1 tane koyun verdim. Sonra 2 koyun daha verdim. Kaç koyun etti? 4 hocam. Nasıl 4 eder oğlum? Nasıl 4 eder ya? 2 bir daha 3 etmez mi? Evet hocam. Ödürcem. Niye o zaman 4 değilsin? Bir koyun da bizim evde var hocam. Nasıl? Bizim Selo'nun asılmadan önceki son isteği hayatını nasıl kurtarmış izliyak yorak. Gel lan. Ula ha bu boyu posu bu ölemez ki. Bunu biraz daha kevileştireyim. Ula Selo. Demek sen benim sığırlarımı çalarsın ha? Benim ineklerimi çalarsın sen ha? Ula yok çalmadım valla yok. Ben senin ahırın yanından geçiyordum. Baktım hayvanlar başıboş dolaşıyor. Ben onları buldum ha. Uy. Ula bir de buldum diye. Ulan madem buldun niye çastın inekler ubi? Ulan çastmasaydın asmayacaktım seni lan. Söyle bakayım son isteğin nedir? Son isteğim bana papaz bul. Din değiştireceğim. Papaz mı? Yok elimizde papaz kalmadı. Sana bir tane Budist rahip bulalım. Ulan. Konuşma lan. Ne yapacaksın papazı? Din değiştirip gavur olacağım. Niye? Ya giderek bu dünyadan bir gavur daha eksilsin.
Konuşma lan. Murdar herif ya. Öyle son istek olmaz. Başka bir tane son istek söyle. Niyazi kardeş. Bu senden son isteğimdir o. Artık gidiyorum. E biliyorsun çoluk çocuk. Son isteğim. Beni aç baban. Ulan seni. Asmayacağım ulan seni. Ama bu senin son isteğin olduğu için asma Erma. Yoksa ebedi elimden kurtulamazdın. Ya Rabbi sana çok şükür. Ulan şunlara bak ya. Bunlar da kaleci mi be? Ulan ocağın batı o gol gelir miydi be? Selamun aleyküm Selo abi. Vay aleyküm selam Hasu kardeş. Ne yapayım abi? Ulan ne yapayım işte spor haberlerine bakıyorum ha. Ya spor haberleri dedi de aklıma ne geldi? Abi sen Diyarbakır'ın ne büyük kalecisiydin ya. Bir atlıydı topu kaplan gibi tutuydun. Bir böyle atlıydı topu aslan gibi tutuydun ya. Eyvallah oğlum. Ama şimdi sporu bıraktık valla davar gibi şiştik ha. Estağfurullah abi. Seni o dönem kimler kimler istedi? Ula kimler kimler ha? Real Mardin, Dinamo Bitlis, Villa Silivri, Real Sarı Gazi. Uhu. Ya abi bir şey soracağım. O sezon kadroda kimler vardı? Ula kimler yoktu ki ya? Ne kadroydu be? Ula bak taşındık Yılmaz, Tadilat İsmet, Çalışkan Oktay. Ula hele Oktay ya. Oktay sol açık oynadı. Ben topu yakalaydım, pası Oktay'a atıydım, Oktay gol yapıydı. Pası atıydım, Oktay gol. Ben pas, Oktay gol. Ula! Bilmez miyim abi ya? Sizin sayenizde şampiyon olmuştuk. Ya abi bir şey soracağım ayıp olmazsa. Sor oğlum. Ya abi sen kaleciliği niye bıraktın? Ya boşver uzun hikayedir o. Ya abi anlat ya. Kahvede kime sorduysan bilmeyi. Anlat da öğreneyim. Ula bak şimdi. O sene biz Oktay'la beraber milli takıma seçildik. Bunu kutlamak için Diyarbakır merkeze gittik. Cadde'de dolaşıyız. Birden Oktay abi bağırdı. Ulan sen o yukarı bak dedi. Ulan yukarı bir baktım neler göreyim. Bir apartmanın 5. katından bir bebek aşağı doğru düşü. Ulan ben de kaleciyim ya. Bir zıpladım Süpermen gibi. Fişş. 1. kata kadar zıpladım. 1. katta bebeği bir yakaladım. Bir planjör, 2 tokla. Bebek kucağında yere indi. Sonra? Alışkanlık. Sonra bebeği Oktay abiye pas ettim. Gülmek sizden, güldürmek bizden. Adres fıkralarla Türkiye. Tüm hızıyla gelir. Uy. Lan oğlum Selo, hava halin nedir ya? Yine davar gibi yemişsin ha? Yok sorma Cemal kardeş. Valla bu öküz kavurması bana ağır geldi o. Ulan sabahtan beri 6. sodayı içiyorum. Ulan göbeğime bak. Valla toprak mesulünün ofisinin amberi gibi oldu. 50 defa dedik sana ha bu kadar yama diye ya Selo. Ulan Selo. Ulan Selo. De bakayım bana benim o çüzlere ne oldu? Ne oldu? Ulan kafayı yiyeceğim şimdi ya. Ulan ben sana sorarım benim o çüzlere ne oldu? Sen niye sorarsın bana? Ya hangi öküzler? Ya kasabaya giderken o çüzleri sana emanet etmiştim. Şimdi ahire gidip ahirede bir tane o çüz yok. Ha, sen senin öküzlerini soruyorsun. Yok Vatan Vedat'ın öküzlerini sorarım. Ulan tabii ki benim öküzlerini sorarım. Senin öküzlerin kasabadan arkadaşları gelmiş, onları ziyarete gittiler. Yok ya, peki nereye gittiler? Ulan tren mi geçecekmiş ne? Toplandılar, hep beraber trene bakmaya gittiler. Ulan Selo, ulan sonum benimle dalga geçme, şimdi tarlayı kim sürecek? Giderken de biz biraz geç kalabiliriz. Dursun bizi merak etmesin dediler. Eğesi Dursun bizi beklemesin, tarlayı tek başına sürsün dediler. Nasıl? Sizce mezarlık kapanır mı? Ama fıkramız da kapalı. Neden kapalı? Fıkramız da görak.
Amcam vefat ettiği için memlekete gittim. O yüzden ben gelene kadar cenaze nedeniyle mezarlık kapalıdır. Mezarlık bekçisi değil mi? Nasıl? Yetti canıma yetti, yetti. Kaç senedir ilim kemiğim kurudu. Heh. Allah! Anam, işte bu. Aha işte bu. Allah'ım! Kurtuluyorum galiba. Birisi evlenmek için eş arıyormuş. Ben bunu ararım. Ararım. Alo. Alo. İyi günler efendim. İyi günler. Gazetedeki ilanınız için aramıştım. Evet. Evlenmek için eş arıyormuşsunuz. Evet. Ben benimkini veriyorum. O yüzden aradım. İyi dinleyin. KZBKÖ diye bir örgüt duydunuz mu? Vallahi ben de duymadım. Fıkramızı izleyip bakalım ki bu örgüt ne örgütü? Evet sevgili seyirciler, gün geçmeyi için bir çete daha çökertilmesin. Emniyet yetkililerimizi bu titiz çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Onları kutlayarak bucunda KZBK örgütüne derin bir darbe vuruldu. Sevgili seyirciler, zanlılar olay yerinde tatbikat yaptırıldı ve kendileri suçlarını itiraf ettiler. Evet sevgili seyirciler, bu örgüt henüz daha küçük yaştaki çocuklarımızı kullanıyor. DBC buraya bakayım, gel. Evet, gördüğünüz gibi henüz daha okul çağında olan DB ile beraberlik, KZBK örgütü DB ile beraberlik. DB, sen bu örgüte... Bir durun daha. DB senin bu ucuna ne zaman katıldın? DB benim adım ismi. Benim ismim Bebe. La ha DB ha Bebe ne fark eder ya, çocuksun diye boynu delik işte, fark etmez. Olsun, şöyle bakayım. Olsun. Siz yine bana Bebe deyin. La bırak şimdi bunları sen ya. DB misin, Bebe misin, AB misin, her neysen işte ya. Alfabe öğretmelik millete harfçılık oynamayarak ya. Soruma cevap ver. Sen kaç yaşındayken katıldın bu ucuna? 7 yaşındayken. Ulan daha bu yaşta bu işlerle ne işiniz var sizin? Ben dürüldüm, zorlandım. Peki bir daha yapacağım, düşün. Pişmanım, tövbe bir daha yapmayacağım. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi bir sete daha emniyet yetkililerinin böyle titiz çalışmalar sonucunda, uzun kriminal araştırmalar sonucunda çökertilmiş oldu. Tekrar yeni bir haberle beraber olacağım. Ya bir dakika ya. Kardeşim ben bir şey soracağım. Buyur bey amca. Bu yeni bir örgüt mü? Yeni bir örgüt bey amca. Daha böyle küçük yaştaki gençleri ellerine geçirip kullanıyordu. Allah sizi ıslah etsin. Ulan dur! Peki bu KZBKÖ ne demektir? Kapı ziline basıp kaçanlar örgütü. Ne? Ulan bir daha oğlum be, hele daha el salla ya buna bak da. Ulan tuvalete gitsek arkamıza geçip el sallayacaksın. Dağıl öyle, dağıl. Dağıl. La insaf ya, 2 saattir bekliyoruz kardeş. La donduk kardeş, donduk ya. Baştan büleydik, antifriz içer gelirdik ya. Yavruya baksana, sorsan milenyuma girdik iyi mi ya? Hala daha ekmek kuyruğuna bekliyoruz ya, uf. İyi de, niye bu kadar ağır gidiyor ki? Ya abi ya, fırıncı ihtiyar bir adam. Hangi birine yetişsin, yetiştiremiyor işte. İyi de, bu bölgede başka fırın yok mu? Yok. Başka fırın yok. Geçenlere ben kuyrukta tam 4 saat bekledim ya. Ne? 4 saat mi? Küş. La bir oğlum olmaz kardeş ya. La nasıl etsek neyse buna bir çare bulmamız lazım ya. Hey millet! Arka sokaktaki bakkalda da papiriş verin. Buna koşun. Koşun kardeş koşun. Buna koşun. La salladık sallamasına da, ya doğruysa, la durun ben de geliyorum.
seçim konuşması için kahveye giden Turan Ağa seçim konuşmasını unutunca bizim Surkettin nasıl bir öneride bulunmuş? Hep beraber izliyor. Çok değerli hemşerilerim. Varol! Öncelikle... Yaşar! Öncelikle... Türkiye kendine gurur duyuyor! Türkiye seninle gurur duyuyor! Öncelikle... Yaşar! Öncelikle arkadaşlar... Varol! Öncelikle... Yaşar! Öncelikle... Hayır! Tamam lan tamam! Süzün ya! Allah Allah! Eş alkışlamaz için adam başı 50 lira verdi. Ula baştan bilseydim 10 lira verirdim ya! Ula bir süzün de... Dün! Koymadılar ki seçim konuşmamı yapayım kardeş. Tövbe tövbe! Öncelikle arkadaşlar, öncelikle yok artık, akıl koymadılar, akıl uçtu yetti. Şimdi kim konuşacak diyecek? Fark etmez sayın milletvekilim. Sallayın işte bir şeyler. Nasılsa dediklerinizi yapmayacaksınız. Ne yola? Evet çocuklar. Dün size ödev vermiştim. Şimdi defterlerinizi bir açın, bir kontrol edeyim. Ödevlerinizi yaptınız mı, yapmadınız mı, yanlış mı yaptınız, doğru mu yaptınız? Şöyle bir bakalım. Getir bakayım. Yanlış, yanlış. Bak şuraya düzelt bu akşam çalışmışsın, tamam mı? Evet. Bak şu bölüm hatalı, tamam mı? Burası yanlış olmuş. Sen de buraya çalış biraz. Oldu mu evladım? Uğur bir de senin ödevi kontrol edelim. Aferin be, aferin. Doğru, aferin. Osman, bir de senin ödevlere bir bakayım. Osman, aferin evladım ya. Yani bu sene ilk defa ödevini doğru yapmışsın. Hiç yanlış yok. Hiç hata yok. Aferin. Ya bu nasıl oldu evladım? Hocam dün akşam babam evde yoktu da o yüzden. Nasıl? Bizim Niyazi acaba hanımından niye boşanırmış? Ben de merak ettim. İzleyek görek. Selamun aleyküm Avukat Bey. Aleyküm selam Niyazi Bey. Ya Niyazi Bey hayırdır? Burnunuzda soluyorsunuz. Ne bu haliniz ya? Karım Fadime'den boşanmak isteyeyim Avukat Bey. Niye çolu? Daha ne olsun Avukat Bey? Daha ne olsun ya? Alımı görmeyi misiniz ya? Sabah çıkar şey dedim aç, akşama bana çorba yap. Ulan iyisi akşam evvelce aldım bir de ne göreyim? Ne gördün? Çorba yapmış. Ulan tamam işte ne güzel. Sen karın Fatime'den çorba istedin, o da senin isteğini yerine getirdi, çorba yaptı. Niye boşarsın ki karın Fatime'yi? Ya yaptığı çorbayı beğenmedim diye. Ya Niyazi Bey, hiç insan yaptığı çorbayı beğenmedi diye karısını boşar mı ulan? Ulan eğer yaptığı çorbayı beğenmedi diye öyle fokur fokur kaynarsa, karısı başının aşağı tokarsa boşar. Nasıl? Evet, programımızın bu bölümünde ne mi var? Tabii ki Teo Pehlivan'ın palavraları var. Şimdi bazen dışarıda bazıları bana diyor ki, yahu Teo'ya mi çok atisan. Ben her zaman söylemir miyim size?
Ben de yalan da yok, hılaf da yok kardeş. Cümleten selamun aleyküm. Aleyküm selam Tevye emi. Hoş geldin emi. Hoş bulduk kurban olayım. Gene milleti toplamışsan ulan. emim gelir de. Ya emi neredesin kaç gündür ya? Ben lan işim gücüm vardı onları hallettim işte. Ha iyi etmişsin. Biz de ağabeyim gülünden televizyona bakırdık ya. Bu Somali'de bizim Türk gemilerini kaçırmışlar. He. Haberim var ya. Zaten ben de oradan geleceğim da. Nereden gelirsen? Ya nereden olacak işte o korsanların oradan da. Somali'den. Lan ya ne tabii ya. Gittim hallettim geldim da. Ya o kadar zaman neredeydim ya? Hallettin ha. Nasıl hallettin ha Mel abi anlat ya. Eyvallah Şahmettin abi. Nasıl hallettin bu anlat ya. Ula evde oturuyordum hiç olmayacak şey. He. Öyle canım balık çekti ki. Dedim kalkayım gideyim arasa orada balık tutayım. Neyse evden oltayı aldım. Da benim bir tane ufak kayık vardı ya. He. Onu da sırtımı attım doğru arasa. Geldim arasa kayığı yendirdim. Arasa efendime söyleyeyim bindim. Balık tuta tuta gidiyor. Neyse epey bir balık tuttum. Epey balık tuttum ama o arada gidiyorum ya kayığına. Akıntı da gittikçe artıyor. Epey bir arttı. Şimdi kenara alacağım arkadaş. Alamıyorum. Akıntı çoğaldı ya. Kayalara çarparsam parça pırtıcı olacağım kardeş. Akıntıya kendimi koyverdim. Dedim nereye kadar giderse gitsin. Nerede durursa orada yürek. Epey gittim. O arada Bayburt'tan gelen çoruğuna aras karıştı ya, iyice arttı. Gidirem, gittim Basra Körfezi'ne töküldüm. Emi, aras, çoruh, Basra Körfezi he? Eyvallah ya, nereye tökülür bu kadar? Basra'ya tökülür he, Basra Körfezi'ne. Tabii şimdi aras, çoruh, Dicle, Fırat birleşirler, Basra Körfezi'ne tökülürler. Ben de yolunda yok, kılav da yok arkadaş he. Neyse şimdi dedim, şimdi geri döneceğim. Akıntıya taraf gitmek mümkün değil. Dedim böyle denizi açayım, alt baştan dolanırım. Arasım başladığı yere kadar gelir, oradan tekrar Hasan Kalan'ın orada yine. Gidirem, küreler çeke gidirem. O ara gözüm bile denize ilişti. Baktım ki bir tane su şişesi. Su şişesi. He. Eğildim aldım şişeyi. Baktım ki üstünde Türk markası var. Allah. İçinde bir tane kağıt var. Kağıdı aldım okudum ki. Diyor ki. Gemi korsanları tarafından kaçırıldık. Bizi kurtarır. Bir de not yazmış altına. Bizim Türkler o zaman. Bak şimdi. Biz Kırmızı Alabora adlı Türk gemisiyiz. Ben kaptan Mehmet Şaşkın. Baktım bizim uşaklar ola. Şimdi oradan çekket olmayacak kardeş vurmuşsan içimi uhde kalır da. Yaşayamam he. Bizim uşaklar. Başladım gemi aramaya. Epey gittim. Baktım uzaktan bir pırıltı var. Orası, ne acaba? Dur hele. O tarafa doğru kürek çekmeye başladım. Biraz yaklaştım ki ne yaklaşayım. Kırmızı gemi bizim gemi. Türk gemisi. He valla. Valla tepesinde de Türk bayrağı dalgalanır böyle al bayrak. O masmavi denizin ortasında o bizim bayrak var ya. Ay ay. He dalgalanır ya böyle etlerim tikan tikan oldu. Saçlarım hem böyle tikeldi kaldı. Efendime söyleyeyim yaklaştım. İpeyi yaklaştım. Baktım geminin üstünde. Ben diyeyim 10 tane, sen diyeyim 20 tane. 20 tane korsan he? He valla he. Dedim beni görmesinler bunlar. Böyle geminin arkasından dolandım. Dolandım o arada böyle oltanın ucuyla geminin kamerasının camına vurdum. Emi kamera değil, kamera. Neyse ya ha kamera.
Neyse böyle vurmamının camını açtılar. Biri çıktı bana baktı. Dedi Tüye mi sen misin? Hemen tanıdı. He olayı bizim uşaklarda. Neyse dedim ulan sus. Sus dedim ses çıkartma. Geldim sizi kurtarmaya. Bu girdi içeriye. Ben geminin arkasından şimdi üste çıkacağım ya. Böyle oltanın misinesini dört katı ettim. Bağladım ucuna da kancayı taktım. Böyle salladım. Kancayı kanca gitti. Efendim geminin üstünde çok demire takıldı. Takıldı baktım iyi beni çeker. Başladım o oltanın kolunu büyüme. Şimdi büçürem ya da çekir beni yukarı. Böyle çeker çeker büker büker çıkıram yukarıya. Ya şimdi emi misinayı dört kat ettin. Oltayla da çektin çektin. Gemiye çıktın ha? La ya ne ile çıkın? Ben de yalan da yok, hılap da yok arkadaş. Tırnaklarımla kazıya kazıya çıkacak halimiz yok. Neyse çıktım gemiye yavaşça yendim arkadaş. O arada baktım ki kaptan köşkünün orada bunların başıdır. Elinde tüfencine bekliyor. Ulan buna yanaştım arkadan sessizce elimi bile boynuna geçirdim. Başladım çıkmıyor. Ulan böyle çıkmamadan arkadaşı nefesi daraldı ya fırıfısı yedi. Ben de yolunda yok hılap da yok. Cevişedi elinden tüfencini aldım. Bu beni görmüyor. Bağırdı ki öbürlerine dedi silahlarınızı atın TV'mi cemede. Ya nasıl olur TV'mi seni görmeden seni tanır ya. Demek ki aklından geçirdi ki bu sıkma ancak böyle kim sıkar TV'mi sıkar diye he aklına gelmiş. Onun için benim olduğumu anlamış ya onun için bağırmış onları he. Neyse arkadaş dedim ol aşağı yenin bizim uşakları yukarı çıkardı. Hemen yendiler bizim uşakları getirdi dedim silahları alın. Silahları aldılar dedim geminin yönünü çevirin Türkiye'ye taraf makineleri çalıştırın gidilir. Bunları koymayacağım. Hem o korsanları polislere teslim etmedin mi? Yok hele hele dur hele dur. Bütün geminin her tarafı neresi varsa her tarafını bunlara temizler. Türk kara sularına gelene kadar bunlara temizlik yaptı. Gemiyi temizlettin. Ya ne ettim oğlum? Dikidin. Kessinler cadalarını. He oğlum. Neyse arkadaş ama acıdım bunlara. Ya sen de mi ne kadar duygusalsan ya. Ulan neydin lan? Bilirsen biz Türk milleti olarak hep deriz. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun. Yeter ki insan olsun. İnsanları sevilir. Merhametliyiz. Acıdım bunlara. Dedim ki ola di benim kayığa binin gidin. Ya Vemi. İyi de senin kayık tek kişilik. Onlar 20 kişi. Ula mecbur sıkışıp gidecekler. Beni Bir de o arada dedim ki ola bak. Koskoca adamsız. Bak genç adamsız. Eliz koluz dutir. Gidin güzel bir işte çalışın, helal para kazanın. Onu bunu kaçırıp da fidye istemeyle o paranın zaten size hayırı olmaz. Gidin çalışın, doğru dürüst çalışın. Bunların kafaları böyle boyunları eğildi. Kayığa bindirdim, bunları yolladım. Biz de Türk kara sularına girdik, Türkiye'ye doğru geliriz. Dedim ki bari o ki geliriz. Dedim alt baştan gidin. Beni de arasın başladığı yerden bile getirirsiniz. Hasan Kalan'ın orada yenerim. Siz de çıkar gidersiniz. İşte böyle Cem'i kurtardık geldik kardeşim. Helal olsun. Helal ben olsun. De yalan da yok, helal da yok arkadaş. Bizim Niyazi bir daha içkiye elini sürmeyeceğine tövbe etmiş. Acaba tövbesini tutmuş mu? İzliyoruz. Ha ha. Ula geniş kişmiş.
demedim mi şu zıkkımı içme kardeşim? İçme şu içkiyi ya. Ya haklısın şu etti ya. Çok ha. Çok haklısın şu etti daha içmeyeceğim. Tövbe. Ha işte an bile ya. İçme kardeşim, içme şu zıkkımı ya. İçme. Of ya. Hem ne demişler? İçki bütün kötülüklerin anasıdır. Ha o doğru demişler. Çok doğru demişler. Bu yandaki kırtlak kim? Bu kıyar. He he. Bu benim yeğenim bizim Cevap. Ne iş yapacak? Bu benim içki içmeme yardım edecek. Ama hani sen tövbe etmişydin? Yahu şu etti. İçki içmeyeceğim diye tövbe etmedim ki. İçkiye el sürmeyeceğim diye tövbe ettim. Ne var? Babacığım. Ulan hayırdır ne oldu sen ulan? Ne de bu halı ya? Babacığım ben senden bir şey isteyeceğim. Bir şey mi isteyeceksin? Söyle bakayım de. Kızını istiyorum baba. Ulan sen ne laf anlamaz kalın kafalı adamsın ya. Ne oğlum bezmedin mi kızımı istemekten ya? Ya 100 defa istedin onu, 100'ine de vermedim onu sana. Yeter de unut kızı. Yok yok. İyi bari o zaman borç para ver. Borç para mı? He borç para. Lan ne etsesin? Niçin istiyorsun borç parayı? Ya kızını kaçırdım da yol paramız yok. O yüzden isterim. Buba. Buba. Nasıl? Bizim Selo Ağa köpeklerini Haso'ya teslim etmiş. Acaba iyi mi etmiş, kötü mü etmiş? İzleyek görek. Canlarım benim, yavrularım. Ulan Haso, bak ne zamandır benden iş istedin. Sana iş vereceğim. Vallahi ne zamandan beri iş alıyordum. Sağ olasın, Allah razı olsun ağam. Ulan bak işin bir zoru yok, iş kolaydır ha. Kolayı zoru önemli değil ağam, iş olsun da. Aferin lan, işten zorluk yok, iş kolay. Şimdi bak oğlum, bu kulübeleri görür müsün? Heh. Ulan bu köpekleri görür müsün? Heh. İşte oğlum, bak işin çok basit. Bu köpeklerle kulübeleri koruyacaksın. Tamam mı? Kim gelirse gelsin köpekleri vermeyeceksin. Çalınmasına engel olacaksın. Anlaşıldı mı lo? Hiç merak etme ağam. Ben burada olduktan sonra köpekleri çalamazlar ağam. O böyle lo. Aa bak bu sandalyede oturacaksın. Gece gündüz köpeklere bekçilik edeceksin. Tamam mı? Yemini vereceksin. Suyunu vereceksin. Onlara iyi davranacaksın. Ben niye bunu yapayım? Niye ağam? Ulan çünkü bu köpekler çok değerlidir. Üçü de ayrı ayrıdır. Bak birini Londra'dan getirmiş. Birisini Paris'ten, o da Hindistan'dan. Türkiye'de eşi benzeri yok. Ula Hasu, bak köpeklerin başına bir şey gelirse Hasu, vallahi yakarım seni, anlaşıldı mı? Hiç merak etme ağam, ben buradayım. De oydu, ona gelsin. Babanız geldi. Haydi. Ulan. 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 Yavrum. Neredesin? Kızım. Ulan. Pe Allah kahret. Allah'ım. Ulan ulan. 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 Ulan köpekler nerede? Hasu. Yok mu ağam? Ulan o da bana soruyor. Ulan nerede? Ulan çalmıştı lan köpekleri ya. Yok ağam. Köpekler çalınmadı. Oh Allah'ıma şükür. Ulan peki nerede köpekler? Ağam ben dün gece burada yatıyordum. İki kişi geldi beni uyandırdı. Dedi ki bizi Selo Ağa gönderdi köpekleri alacağız dediler. E sen ne yaptın peki? Sordum nereden geliyorsunuz dedim. Dediler ki köpek yıkama merkezinden geliyoruz. Ben de dedim ki renkli köpeklerle beyaz köpekleri ayrı ayrı yıkayın. Birbirine rengi karışmasın dedim ağam. Vay ben ölüm. Ulan vay ben ölüm. Allah'ım. Ulan oynasana sulh ettin oğlum ya. Ne yaptın ya anda? Ulan oğlum şeytan mı taşlı sen ya? Bir tane yanar taş at be.
Dolan yap, dolan iş. Hay! Merhaba herkes. Ulan uşaklar! Ulan kahveye turist geldi. Ulan hoş geldin kuru. Kom. Merhaba. Ben Adi Baccaro. Ben İtalyan. Benden dursun. Türk'üm ha. ben nasıl gitmek Sümela Manastır? Şimdi Hafiz abi ben iyi dinle. Şimdi av karşıdaki minibüslere binisen şoföre söyle onlar seni indirir. Vallahi aferin Sulhattin. Ulan ne güzel anlattın. Herif de ne güzel anlamadı ya. Ulan oğlum bu adam turisttir. Turist davar İtalyan. Davar. Ya ağam ben anlatayım. Bak turistler mi siz nasıl değilsiniz? Minibasa binmek. Minibaslar böyle kalabalık oluyor böyle balık istifi. Siz nasıl değilsiniz? Böyle fish istifi. You understand me? Ya minibasa. Okey minibasa. Thank you. Gracias. Güle. Ulan uşaklar, düşünüyorum da var ya biz çok şanslı adamlarık ha. Niye ki lo? Ulan niye olacak? İtalya'da doğmadığımız için da. Ulan dursun ne alakası var ya? Çok alakası var Selo. Ya düşünün, hiçbir tanemiz İtalyanca bilmiyor. Ulan ya İtalya'da doğsaydık ne olurdu bizim halimiz? Ne? Hadi ulan oynayın oyununuzu. Ya kardeş. Bir insan kendine çarpan arabanın şoförüne bütün malını bırakır mı? Ama bizim Bilo bırakmış. Niye bırakmış? Hep beraberiz yakıyorak. Günaydın avukat kardeş. Günaydın Bilo Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk ya. Senin büroya gittim kapalıydı o. Daha erken de dedim bir çay içeyim büroya öyle gideyim o. Tahmin ettiğim için buraya geldim zaten. Beni mi arıyordunuz? Seni arayayım. Sen benim avukatım değil misin? Evet. Yo hayırdır? Yo vasiyetimi yazdıracaktım da. Vasiyet mi? Ya. Ben öldükten sonra bütün servetimi bana çarpan şoföre bırakacağım. Bütün servetinizi size çarpan şoföre bırakıyorsunuz ha? Ama bir şartım var ha. Neymiş o şart? O şoför benim karımla evlenecek. Niye ki? Niye olacak? Bu şekilde... Bana çarpar o şoförden intikam mı almış olacağım? Selamun aleyküm selam. Ve aleyküm selam Hasok kurban buyur. Mezar taşı yazdıracaktım. Yazalım. Ne yazacağız? Vallahi bilmiyorum. Ulan nasıl bilmiyorsun? Peki ölen kimdir? Ya mahalleden çok sevdiğimiz bir ablamız vefat etti. Kendisi 62 yaşındaydı ve bugüne kadar hiç evlenmedi. Eline de erkek eli değmedi. Ondan ne yazacağımıza karar veremedik. Ulan ben buldum o. Ulan ne buldun? Yazacağımızı bul. Ne yazacağım? Açılmadan iade. Şimdi bakın, İtalya'da yaşayanlara İtalyan denir. Ama başka ülkelerde yaşayanlara ne denir? Vallahi ben de merak ettim. Fıkra'da izliyor, ben de öğrenim, siz de öğrenin. Bu yüce dersimiz değil bir öncesi. Şimdi, Doğa, sen bir kalk bakayım. Buyurun hocam. Uşak, önce bu kravatını bir düzelt bakayım. Bak şimdi Doğa'cığım. İtalya bir ülkedir, değil mi? Öğretmen sizsiniz. Siz öyle diyorsanız öyledir hocam. Ben öyle değilim uşağım. İtalya bir ülkedir. Şimdi İtalya'da yaşayanlara da İtalyan denir. İtalya, İtalyan. Aynen bunun gibi üç tane daha örnek ver bize bakayım. Romanya, Romanyan, Japonya, Japonyan ve Almanya, Almanyan hocam. Nasıl?
Kimse kibirdemezsin lan, bu bir soygundur. Oy, hoş geldiniz. Ya hemşerim, zaten kımıldayacak kimse yok ki. Bir tek ben varım burada. Ya geçmiş olsun. Üşüttünüz mü yoksa? Ya bir şey merak ettim. Ya ben bu eczanede bu kadar ilaç satarım ama bu kafanızda içinden hiç vermemişim. Sıcak tutayım mı? Ne diyorsun ulan salak? Beni anlamadın mı ulan? Ben hırsızım ulan, hırsız. Ya kızma hemşerim. Yani her gün 30-40 tane benim müşterim oluyor. Hepsinin mesleklerini ben aklımda tutamam ki. Ne dersin ulan ya? Ver paraları çabuk. Reçeteniz var mı dur? Ne reçetesi? Kusura bakmayın. Reçetesiz hiçbir şey veremeyiz buradan biz. Nasıl? Bizim Cemal kaynanasından çok şikayetçiymiş. Bunun için doktora gitmiş. Doktor da acaba Cemal'a ne reçete vermiş? İzliyok yorok. Buyurun. Selamun aleyküm doktor, kolay gelsin. Ve aleyküm selam, sağ olasın, buyurun oturun. Şikayetiniz nedir? Kaynanam, kaynanamdan şikayetçiyim doktor. Bana ne kaynanamdan? Ben hastalığım varsa onunla ilgilenirim. Ha bu hali beni kaynanam getirdi doktor ya. Her hafta bize geliyor. Bıktım, bıktım, usandım artık ondan doktor bey ya. Ne olur gözünüzü yaneyim. Ne olur doktor bey bir şey yapın da. Tamam ula. Size bir reçete yazacağım. Ne yazarsınız doktor? Size kendi kaynanamı yazayım. Neden kendi kaynananızı bana yazarsınız ki doktor? Çaçaronluk onda. Dedikodu onda. Dırdır onda. Beterin beteri vardır deyip haline şükretmen için kendi kaynanamı yazayım. Nasıl? Melahat'ın kocası karısına eli bitene kürk almış. Ne yapayım? Kezban'ın kocası da karısına tek taş yüzük almış. Ya Mukime ben de sana bir sürü şey aldım ya. İlla böyle bahali lüks şeyler mi almam lazım? Ve senin gibi koca olmaz olsun. Gençliğimi verdim sana, bir gün yüzü göstermedin bana. Ya Mukime niye böyle yapıyorsun ya? Ya zaten kazandığım 3-5 kuruş ya. Ondan bile bak sana hediyeler aldım. Aman disus disus, ne aldın ki? Birkaç çift ayakkabı, 2-3 tane elbise. Neydim? Durumum bu, neydim ya? Başka neydim ben? Kerima'nın kocası evlilik yıl dönümlerinde karısını Uludağ'a götürmüş. Ya yedim bitirdim beni Mugime. Vallahi yedim bitirdin ya. O bunu yapmış, şu bunu yapmış. Bu belli etmiş, şu belli etmiş. Yeter de, yeter. Bize ne? Saçımı süpürge ettin. Bir gün yüzü gösterdin mi beni? Bir gün Bodrum'a gidip bir tane magazin programına çıksak mı? Ya Mugime bizim magazinle ne işimiz var ya? Niyeymiş? Nuriyeler Bodrum'a gittiler de ele yolda yürürken bir tane magazin programında el salladı diye aylarca havasına. Ya Mugime senden bir isteğim var. Ne kla? Ben öldükten sonra kesin evlen. Niye ki? Ben öldükten sonra bari arkamdan bir tane sağlasın. Ne ulan? Bizim mucit Selo suda giden bir araba icat etmiş. Ama bir sorun çıkmış. Acaba bu sorun neymiş? Fıkra'da gizli. Buldum, buldum işte buyurun. Ulan başardım. Allah'ım şükürler olsun. Vay vay vay. Mucit Selo. Ulan hayırdır ne oldu? Ya Cemal kardeş sonunda buldum. Başardım. Ulan Mucit ne oldu ne oldu? Neyi başardın? Ulan denizde gidebilen bir araba icat etmişim. Süpersin, harikasın sen. Türkiye sen lan gurur duyay. Türkiye sen lan gurur duyay. Demek denizde giden araba yaptın he? Evet. Yalnız küçük bir sorun vardır. Ne oldu hocam? Ne sorun ya? Ya bu icat ettiğim araba denizde giderken su almaması lazımdır. Ne ki? Çünkü icat ettiğim araba su alınca bati. Nasıl? Dursun. Duyduğuma göre vejeteryan olmuşsun he. Ulan o da ne diyor? Ya et yemez de. Ya nereden çıkarıyorsun bunları Niyazi ya? Ulan et yenmez mi hele çile yani? Ne bileyim, Kurban Bayramı'na ağız kesecekmişsin öyle dediler. Ya millet konuşur da ya, milletin ağzı torba değil ki büzesin ya. Sen de inanıyorsun. Ya biraz azalttım, doktor öyle söyledi. La dursun, ha?
Ya abi bizim Cemal her gün böyle kahveye yüzü gözü morarmış bir vaziyette geliyor ya. Ulan bunun birisine husumeti mi var? Galiba her gün doğup duruyor ile bunu ya. Ya Niyazi bilirsin yoktur kimseyle bir husumeti Cemal'ın. Cemal miskin, tembel, keyfiyle düşkün birisidir. İyi de kardeşim tembellikten böyle yüzü gözü morarmayın ya. Bir bakıma öyle öyle. Nasıl yani? Ya bu Cemal bir iş yaptığı yok. Tembellikten hep yan gelip yatıyor. Ya esi tarlaya, bağa, bahçeye, ormana, çay toplama, fındık toplama hep karısı Fadime'yi gönderiyor. Ne olmuş yani? Ya daha ne olacak? Kadıncağız o kadar çok çalışmaktan her gün gibi kas yığını oldu. Sinirlenince Cemal'i bu hale getiriyor da. Nasıl? Siz sayın seyircilerimiz, hiç kaşızı yani saymayı düşündünüz mü? Bizim Selo düşünmüş ama ne olmuş? Hep beraberiz yakıyorak ne olmuş? Selamünaleyküm Selo. Aleyküm selam Subhettin. Lan neydin böyle? Ulan görmeyeyim sen ya, bunun ampulü patlamış, onu değiştirmeye çalışıyorum ha. Ulan ulan hey değiştir geçsin. Ya bizim evde de kablo... Ulan Selo ne var? Ulan ne varmış halimde, ne olmuş? Ulan bir kaşlaran baksana. Ulan ne var kaşımda, bir şey mi var? Ulan kaşlaran yara bandı yapıştırmış lan. He, ulan sen onu söylesen. Ulan ben de sabah fark ettim ha. Neyi fark ettin? Ya Subhettin, banyoya gittim yüzümü yıkamak için. Ee? Ulan aynaya bir baktım. On bu kaşım bundan daha kalındır. Ulan ben de üşemedim saydım. Baktım 1-2-3-4-5 derken ulan bundan 159, bundan 158 çıktı. Allah Allah. Ulan sonra aldım cımbızı elime. Dedim ikisini eşitleyeyim de hak geçmesin. Ulan ondan 3 kıl, ondan 5 kıl, ondan 8, ondan 20 derken ulan bir türlü beceremedim. Ben de berbere gittim. İşin ehline yani ha. Berber ne etti? Berber de beni koltuğa oturttu. Aldığı cımbızı eline, o da başladı yormaya. 3-10'dan, 5-10'dan, 8-10'dan, 9-10'dan derken ulan adam başa çıkamadı. Ya dedim kardeş, an bunları birbirine eşitle, birbirine hakkı geçmesin deyince o da aldı usturayı, valla bu taraftakini de kazıdı, bu taraftakini de kazıdı. Şimdi ikisi de eşit oldu. Neydi o? Gel. Evet doktor bey, istediğiniz akıl hastasını getirdim. Tamam Cemal, sağ ol. Sen çıkabilirsin. Turan, bugün kendini nasıl hissediyorsun? Ne olsun doktor bey işte, vallahi yuvarlanıp gidiyoruz işte. Bak Turan, eğer sorularımıza doğru cevap verirsen seni bu hastanede çıkartacağız. Vallahi doktor bey sana çok teneffüs ederim. Ben de hayatta yalanda dolanda olmaz. İstediğin soruyu sorabilirsen. Tamam o zaman. Başlayalım. Söyle bakalım Turan. Bugün ne yaptın? Vallahi doktor bey, gezdim, dolandım, etrafı izledim, yoruldum. Dinlemek için bahçeye indim, bir banka oturdum. O sırada baktım ki Süleyman Demirel geliyor. Süleyman Demirel? He, Süleyman Demirel. Ondan sonra bana dedi ki, abi oturabilir miyim? Süleyman Demirel dedi sana. Ben de dedim ki, otur. Ondan sonra bana dedi ki, ricada bulunsam, varsa bana biraz borç para verebilir misin? Senden borç para istedi Süleyman Demirel. Ben de verdim. Sen misin gariban canım? Bence yalan söylüyor. Sen ne düşünüyorsun doktor bey? Bence kısmen yalan söylüyor. Anlamadım. Nasıl yani kısmen yalan değil? Yanına oturduğum doğru ama borç para istemedim. Nasıl? Gülmeye hasret kalanlar. Gülmek istiyorsense fıkralarla Türkiye'yi izle. Amma ballı sana oğlum. Hiç fantiler senden çıkmıyor. Son sabah lan.
Hop hop, ya siz de kimsiniz kardeş ya? Ne demek ulan siz de kimsiniz? Bizi tanımadın mı? Vallahi tanıyamadım. Şey hem az önce hafızamı kaybettim de. Ulan Turan, bizden numara yapma Turan. Ulan sen aynı evi ikimize buradan satmadın mı? Yok ya, şey çıkartamadım ya. Merak etme Turan, ben çıkartacağım şimdi. Ulan ruhunu bedeninden çıkartacağım Turan. Ellerin dert görmesin sen o. Ulan aynı evi iki kişiye satmak neymiş? Orası ulan bu, orası. Ya, orası ulan. Ya hafızamı kaybettim. Sizin dediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum ya. Hem sizi de tanımıyorum. Allah Allah. Merak etme Turan. Artık hafızanı hiç kaybetmeyeceksin Turan. Niye ki? Ulan hafızanda sadece 7 dayak var olacak. Durun 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 durun. Ya hatırladım sizi, hatırladım. Siz bana 1 küp altın vermiştiniz. Hatırladım ya. Ne ola? 1 küp altın mı? 1 küp altın mı? Hatırladım. Şimdi sizi o 1 küp altını almaya geldi değil mi? He ola, altını sana biz vermiştik ha. Nerede bizim 1 küp altınımız? Nerede olacak evde? Siz burada oturun rahatınıza bakın. Ben hemen gidip evden altınları alayım gelin. Tabi kula, hemen altınları alacağız, biz burada bekleyelim. Hemen. Yürü lan! Hazu, şu çay paralarını arkadaşlardan alırsan. Peki oğlum. Ya Turan denen emlakçı nerededir lo? Vallahi bilmiyorum ağam. Ulan kardeş, sen Turan denen emlakçıyı ne yapacaksın? Yok kardeş, bu herif bana bir ev sattı, aynı evi başkasına da satmış. Sonra da 1 küp altın numarasıyla beni kandırdı ya. Ya 3 senedir onu arayam ya. Nasıl? Evet çocuklar, bugünkü biyoloji dersimizde sindirim sisteminden bahsedeceğim. Ama öncesinde etçiler ve otçular konusunda biraz konuşalım. Uğur, sen kalk bakalım çocuğum. Buyurun öğretmen. Diyelim ki ortada 1 kilo pirzola, 1 kilo da ot var. Eşek hangisini yer? Otu yer öğretmen. Aferin çocuğum, aferin. Otur. Özgür, sen kalk bakayım evladım. Buyurun öğretmen. Peki niye eşek pirzolayı değil de otu yer? Eşekliğinden öğretmenim. Pirzola dururken otu yiyen eşektir zaten. Nasıl? Bizim Hesu cansız bir vaziyette yerde yatır. Acaba niye yatır? Fıkramızı izliyak diyorak niye yatır? Allah Allah ya. Ulan o kim orada düşmüş? Vay zavallı adam ya. Ulan bunun kim kimsesi yok mu? Oo! Kim bu? Ulan Hesu! Hesu! Hesu kurban öldün mü? Yavaş ol ula! Ulan sen ölmedin mi? Ölmedim tabii. Ulan madem ölmedin, niye yol ortasına davar gibi yatmışsın? Ulan kaynanamdan kurtulmak için numara yapayım. Niye ki lan? Ya kaynanam tutturdu, pazara beraber gidelim diye. Ya aklınca pazarda ne var ne yok her şey alacak bana taşıtacak. Ben de bundan kurtulmak için ölü numarası yapayım. Vee, peki kaynanam nereye gitti? Ambulans çağırmaya gitti. Ulan oğlum kalk bu yol ortasından ya. Valla üstünde arabalar, kamyonlar geçer ha. Ya ben de onu isteyeyim. Arabalar beni çiğim çiğim çiğnesin isteyeyim. Ulan zıttırık. Ulan geberirsen burada ölürsen ya. Ulan ben de zaten ölmek isteyeyim. Niye ki lan? Eğer numara yaptığımı kaynanam öğrenirse o zaten beni öldürecek. Ulan Haso, ben ama ayaklarımdan çok şikayetçiyim ya. Niye ki kurban? Ulan ayaklarımı kontrol edemiyorum. Ulan nasıl ayaklarını kontrol edemiyorsun? Şey, Mugume'yi gördüğüm zaman ayaklarım ile kendi ığından gidiyor ona. Bu hastalığın çaresini ben bileyim. Seni bu hastalıktan kurtaracağım. Nasıl kurtaracaksan beni bu hastalıktan? Aha, al bakayım. La bu kim? Mugume'nin babası. Ulan ayaklarını kontrolden çıktığı zaman bu resme bakacaksın. Hemen normale döneceksin.
İyi de sen nasıl böyle emin olabilirsin? Bu hastalıktan bende de var. Ney lan?